Siirtimi irti bırakmıştım sizi takip ediyorum. Vallahi yani sosyal medyada çok takip ediyordum sizi. Biz oyunlarda değil mi? Vallahi yani ama çok çok sevindim. Arkadaşlarla da takip ediyordum. Özellikle sizi takip ediyordum. Yani siz kazandığınızda biz çok sevindik. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Dört Hüdapar milletvekili olarak sahadayız. Meclisin tatile girmesini de aslında bir ölçüde fırsat bilerek seçmenlerimize hem teşekkür etmek hem de memleketin sorun, sıkıntı ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla köylerde, beldelerde, ilçelerde, şehir merkezlerinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz Siirt zaten bizim 30 yıl öncesinde kendi şehrimiz, kendi ilimizdi. Batman'da Siirt'e bağlı bir ilçeydi. Dolayısıyla Siirt'i bir yabancı şehir görmüyoruz. Kendimizden biliyoruz. Çünkü bu şehirle zaten tarihi bir bağımız var ve devam ediyor. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla, hem iş adamlarımızla, hem mülki amirlerimizle, hem diğer şehrin dinamikleriyle, esnaflarımızla bir araya gelmek istedik. Bir kısmını gerçekleştirdik. Bugün de geri kalan kısmını inşallah gerçekleştireceğiz ve temaslarımızı burada noktalayacağız. Ama bu tek seferlik bir ziyaret olmayacak inşallah. Ülkenin ve memleketin birinci sorununun ekonomi olduğu konusunda herkes zaten hemfikir. Çünkü uzun süredir hayat pahalılığıyla, enflasyonla, döviz kurlarındaki artışlarla adeta yatıp kalkıyoruz. Ve geçim her geçen gün biraz daha zorlaşıyor vatandaşlarımız için. Devletin başta tasarruf tedbirleri, kaynakların verimli kullanılması ve özellikle altını çiziyoruz. Kontrol ve denetimin ve dahi teftişin çok ciddi bir biçimde ele alması suretiyle bu sürecin daha hızlı bir şekilde geçirilebileceğini düşünüyoruz. Hükümete buradan çağrımız, özellikle vergileri arttırmak suretiyle, hele hele dolaylı vergileri arttırmak suretiyle vatandaşın daha fazla yükünü ağırlaştıracak adımlardansa kamu kaynaklarının yerinde kullanılması, kamunun varsa israf noktalarının tespit edilip bunların izale edilmesi, kamunun tasarruf etmesi ve doğru adımlarla vatandaşa en az hissettirilecek bir usulde ekonomik şartların düzeltilmesi şeklinde adımların atılması. Siirt'in belli başlı problemleri var, bunları biliyoruz. Her yerde olduğu gibi özellikle bölgemizin kanayan yarası işsizlik. İşsizliğin giderilmesi için atılması gereken adımların da artık gündeme alınması hususu aciliyet arz ediyor. Özellikle organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi, girişimcinin teşvik edilmesi hususunda bazı adımlar atılması lazım. Özellikle tarım ve hayvancılık alanında, özellikle balıkçılık sektörünün geliştirilmesi için muazzam bir kapasiteye sahip olan Siirt'imizin bu potansiyelinin henüz değerlendirilmediğini de görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bununla ilgili çalışmaların da bir nebze olsun katkı vereni olmak istiyoruz. Her yerde olduğu gibi kentimizde de, Siirt'imizde de hem ulaşım hem altyapı sorunları mevcut. Maalesef uyuşturucu kullanımı da diğer şehirlerimizde olduğu gibi Siirt'imizde de artarak büyüyor. Bunun önlemini bir biçimde almamız gerekiyor ve en önemli belki tedbir bu konuda gelir arttırıcı önlemler, yoksulluğun giderilmesi ve değerler eğitimiyle maneviyatın yükseltilmesi. Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki branş doktor eksikliğinin mevcut olduğunu arkadaşlarımız bize ifade ettiler. Doktor ihtiyacı konusunda Türkiye belli bir çalkantılı süreçten geçti. Halen daha onun sancılarını maalesef yaşıyoruz. Bu konuda eksiklerin tamamlanması aciliyet arz ediyor. Her yerde olduğu gibi Siirt'te de özellikle çocuk hastalıkları alanında branş eksikliği göze çarpıyor. Siirt Kurtalan yolunun uzun süredir bitirilememesi, Siirt havaalanının maalesef elverişli bir yere konumlandırılmamış olması sebebiyle sürekli uçuş iptallerinin yaşanması ve zaten geçmişten bugüne var olan sefer eksikliğinin Siirt'te de çok ciddi biçimde hissedildiği ortada. Bunun çözüm yollarına bakılması gerekiyor. Özellikle geçmişte belki Kurtalan tarafında yapılması planlanan bir sivil hava limanı projesi vardı. Belki bunun hayata geçirilmesiyle bütün bir bölgeye hitap edecek bir hava alanı
inşa edilmesi. Böyle bir terminal vasıtasıyla da bütün bölgenin aslında hava yolları ihtiyacının, uçak seferi ihtiyacının giderilmesi mümkün olabilecektir. Kentsel dönüşümle ilgili maalesef her ne kadar hükümet tarafından geçmişten bugüne bir teşvik edici politika izlenmiş olsa da kanuni düzenlemeler bu ihtiyacı gidermeye maalesef elverişli değil. Bunu sadece Siirt'te değil, birçok ilde yaşıyoruz. Bunun için belki daha da kolaylaştırıcı bir yasal düzenleme ihtiyacı önümüzde duruyor. Önümüzdeki süreçte özellikle 1 Ekim'de meclisin açılmasıyla birlikte bu yönde bir çalışmanın da yapılmasına katkı vermek istiyoruz. Botan Vadisi'nin Milli Park ilan edilmesinden sonra buraya yönelik özellikle hem gençlik spor hem de turizm alanında bazı tesislerin kazandırılması gerekiyor ki Botan Vadisi tabiat varlıkları açısından korunmaya değer görüldü ve bu yönde bir karar da verildi. Ama sadece bu kararın verilmesiyle yetinilmemeli. Bu vadinin işlerli kazanması, sosyal yönünün de ortaya çıkarılması ve fonksiyonlarını halkın yararına icra etmesi konusunda da belli başlı adımların atılması gerekiyor. Böyle bir tabiat zenginliğimiz madem ki var, bunu en iyi şekilde değerlendirmek tabii ki gerekecektir. Kurtalan ilçemizin özellikle Garzan Ovası'nın sulanması hususunda öteden bir var olan bir ihtiyaç var. Bununla ilgili bir çalışmanın yapılması lazım. Çünkü su hayattır. Toprağın suyla buluşturulması elzemdir. Nar Deresi'nin ıslahı, temizlenmesi hususu çok ciddi bir gündem halinde olmaya devam ediyor. Köylerimizin parke taşı ve asfaltlı yol ihtiyacı yine gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Şirvan ilçemizde köylerin halen büyük bir kısmının asfaltlanmamış olması da dikkate değer bir eksikliktir. Bunların zaman içerisinde ve çok da uzun bir süre almayacak şekilde tamamlanması hepimizin talebidir. Şöyle anlatayım size, mesela esnaf sanayikar odasında bir şey alamıyoruz. Kaydımız da var, odaya da kaydımız niye? Var. Niye alamıyorsun? Alamıyoruz, yani çok fazla şey istiyorlar. Mesela gittik geçen gün 8 tane, 12 tane, şey 8 kefil, 12 kesim. Niye 8 kefil? Şey, siz alacağınız katkı belli. Ona oranla bir şey alacak, hani 8 kefil işte istiyor. 8, yani 8 ile 12 yaptılar şu anda. Burada 8'i bulamadık, şimdi 12 istiyor. Artı diyor, onu bulamazsan 2 milyonun üstüne bir hipotek koyman lazım. Tamam da benim malım olsa da ben onu satarım. Niye senden kredi çekeyim?